Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videoyu izledikten sonra bana destek olmak isterseniz de like atmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Tracy Ocasio'dan bahsedeceğiz. 27 yaşındaki Tracy tam bir basketbol hayranıydı. Hatta taraftarı olduğu bir takım da vardı, Orlando Magic. 26 Mayıs 2009 akşamı babası Joe ile beraber bu takımın maçına gideceklerdi hatta. O yüzden Tracy çok heyecanlıydı. Canlı canlı o maçı izleyecek olmak onu çok mutlu ediyordu. Ama daha sonrasında babası Joe'nun acil bir işi çıktığı için tam da maç günlerinde bölgeden dışarıya gitmesi gerekti. Yani farklı bir kasabaya gitmesi gerekiyordu. Bu yüzden Tracy ya tek başına oraya gidecekti ki bu onun için fazlaca yorucu olacaktı. Ya da bu maçı direkt tribünde izlemek yerine bir kafede veya bir barda izlemesi gerekecekti. Tracy bu noktada seçimini bardan yana kullandı ve gidip orada maçı izlemeye karar verdi. Maç günü geldiği zaman sabahtan annesini aradı evden çıkarken ve annesine maç bittikten hemen sonra eve tekrar geri döneceğini söyledi. Annesine haber verdikten sonra da maçı izlemeye gitti. Maç tam da Tracy'nin beklediği gibi gidiyordu. Onun taraftarı olduğu takım gerçekten çok başarılı oynuyordu ve maçın sonunda da zaten kazandılar. Gece saat 1.30 civarında da Tracy bu sevinçle beraber gitmiş olduğu bardan ayrıldı. Ertesi sabah annesi Liz uyandığında saat 6.30 gibi uyanmış. Eve baktığında kızı Tracy'yi evde göremedi. Ona mesaj attı ve nerede olduğunu sordu. Aslında geri bir cevap da alamadı anlık olarak ama bunu pek de dert etmedi. Çünkü Tracy 27 yaşındaydı. Her ne kadar ailesiyle beraber yaşasa da sık sık arkadaşlarında kaldığı, fikir değiştirip başka yerlere gittiği oluyordu. Saat de henüz çok erken olduğundan Tracy'nin uyandığı zaman ona cevap vereceğini umdu. Ve bu konuda herhangi bir şekilde bir endişe duymadı. Ama saatler ilerlemeye ve Tracy ona cevap vermemeye başladıkça içine bir kuşku düşmeye başladı ve kızına sürekli sesli mesajlar, aramalar yapmaya başladı. Hiçbirine cevap alamayınca bu sefer kafasında kötü senaryolar dönmeye başladı ve Tracy'nin muhtemelen dönüşte bir kaza geçirmiş olabileceğini düşündü. Çünkü aracıyla çıkmıştı. Bu yüzden Liz bölgedeki hastaneleri, hatta morgları, hatta hapishaneleri, aklına gelen her yere tek tek arayarak kızının nerede olduğunu bulmaya çalıştı. Aradığı yerlere hem isim soyisim veriyordu hem kızını tarif ediyordu. O gün giydiği şeyleri söylüyordu. Hatta Tracy o gün şunları giymiş. Mavi bir kot pantolon, siyah sweatshirt, siyah botlar ve yeşil beyaz bir şapka. Aradığı yerleri her ne kadar bu tarife verse de hiçbir yerden Tracy veya Tracy'ye benzer biri olduğuna dair geri dönüş alamadı. Liz her yere telefon ederken birdenbire evlerinin telefonu çaldı bu sefer ve Liz telefona baktığı zaman arayan polis departmanından biriydi ve Liz'e Tracy'yi soruyordu. Tracy ile görüşmek istediğini söylüyordu. Liz de kızının kayıp olduğunu, ona ulaşamadığını söyledi bu polis memuruna. Ama konunun neyle alakalı olduğunu öğrenmek istedi ve polis memurunun söylediğine göre Tracy'nin aracı bir mülkün üzerinde park edilmiş, terk edilmiş şekilde bulunmuştu ve mülk sahibi de bu aracın buradan çıkarılmasını istiyordu. Onun için Tracy'nin gelip aracını oradan çekmesini bekliyorlardı. Bunun üzerine annesi polis memurundan aracın olduğu yerin adresini alıyor ve Tracy'nin kardeşiyle beraber oraya gidiyorlar. Gittikleri zaman aracın dışından bakıldığında herhangi bir şekilde bir sıkıntı göremiyorlar. Yani birisi işte camını kırmıştır, lastikleri indirilmiştir veya inmiştir. Hiçbir şekilde aracın dışında bir sıkıntı yok. İçinde de aslında bir sıkıntı yok ama şöyle garip bir durum fark ediyor annesi. Aracın ön koltukları olması gerekenden çok öne çekilmiş. Yani oraya birisi sığamaz. Artık arabayı sürmek isteyen kişi oraya girmek için çok sıkışması gerekir. Ve arka koltuk kısmı oldukça da genişlemiş oluyor bu sayede. Bu yüzden kadına bu garip geliyor. Şöyle düşünüyor. Muhtemelen buraya gelip park etti veya park ettiler yanında herhangi birisi varsa. Sonrasında arkada rahat oturabilmek için koltukları iyice öne ittirdiler. Ön koltukları
Bu şekilde arkada kendilerine bir alan oluşturdular diye düşünüyor. Arabanın içerisinde Tracy'nin cep telefonu, çantası hiçbir şey olmadığı için Liz hala birazcık ümitli çünkü kızının belki de kendi isteğiyle eşyalarını alarak araçtan inmiş olabileceğini düşünüyor. Ama saatler geçmesine rağmen, hatta artık akşama yaklaşmasına rağmen Tracy'den herhangi bir şekilde mesajlarını, aramalarına cevap alamadığı için Liz en sonunda polise kayıp ihbarında bulunuyor. Bu kayıp ihbarıyla beraber polis ekipleri öncelikle Tracy'nin aracının bulunduğu mülk ve çevresini aramaya başlıyorlar. Ama orada herhangi bir şekilde Tracy'ye dair bir iz bulamıyorlar. Hatta aracı ve çevresini polis köpekleriyle de arıyorlar ama köpekler de hiçbir şekilde koku alamıyorlar buralardan. O yüzden artık orada olmadığına emin oluyorlar. İkinci baktıkları yer ise Tracy'nin en son gitmiş olduğu bar. Bu bara gittikleri zaman barmenle konuştuklarında adam Tracy'yi hatırlıyor. Onun o akşam geldiğinin farkında ve herhangi bir şekilde barda değişik bir şey olmadığını söylüyor. O gün hiçbir sıkıntı çıkmadığını söylüyor. Yine de Tracy'nin tam olarak ne zaman kalkıp gittiğinin emin değil çünkü maç olduğu için kalabalıkmış ve dolayısıyla herkese ayrı ayrı bakma şansı olmamış. Ama bu çalışan, buranın güvenlik kamerası var, isterseniz oradan bakabilirsiniz diyor. Çalışanın bu teklifiyle beraber firmanın direkt sahibi, yani barın sahibi, kamera kayıtlarını alarak polis ekiplerine teslim ediyor. Polis ekipleri bu kayıtları incelemeye başladıkları zaman Tracy'nin maçtan sonra çevresindeki insanlarla konuştuğunu, sosyalleştiğini görüyorlar. Ve saat 1.30 civarında da çıkışa doğru gidiyor. Ama yanında bir adam var. Bu adamın kamera kayıtlarını inceleyen görevlilerden birisi tanıyor. Yani yüz olarak tanıdık geliyor. Çünkü kendisine sürekli gittiği bir restorana o adam da çok sık gidiyormuş. O yüzden bu yüzden aşina. Ve bunun da birazcık etkisiyle kolaylıkla bu kişinin James Hathaway olduğunu tespit edebiliyorlar. James'in kabarık olmasa da daha öncesinden aslında bir suç geçmişi var. Özellikle hırsızlıkla ilgili, maddeyle ilgili, İnsanlara karşı hoş olmayan davranışları ile ilgili suçları var. Ve bu yüzden profilinin de aslında Tracy'nin olayıyla ilgili olabileceğini düşünmeye başlıyorlar. Hemen James'in evine gidiyorlar ve onunla konuşmaya başlıyorlar. James olanları şöyle anlatıyor. O akşam evet ikimiz de bardaydık. Biz zaten birkaç hafta öncesinde yine aynı barda Tracy ile tanışmıştık. O yüzden akşam sohbet etmeye başladık maçtan sonra. Ve en sonunda saat 1.30 civarında bardan çıkarken aracı olduğu için Tracy'den beni evime bırakmasını istedim. O da kabul etti. Beni saat 2'de evime bıraktı ve o arada geçen konuşmalarımıza göre Tracy'nin de evine dönmüş olması gerekiyordu. Ama burada garip olan şey, Tracy'nin aracının bulunduğu arazi James'in evine 150 metre uzaklıktaydı. Yani James araçtan çıkıp evine giderken bile Tracy'nin başına bir şey gelse, bir çığlık atsa aslında duyabilecek mesafede. Polisler bu durumu şüpheli buldukları için James'i alıp karakola götürüyorlar ve 4 saatlik bir sorgu yapıyorlar. Ama bu sorguda değişen hiçbir şey olmuyor. James başta ne anlattıysa hepsini tekrar ediyor. İfadesinde hiçbir değişikliğe gitmiyor. O gün serbest bırakılmasının ardından ertesi gün yeniden sorguya çağrılıyor. Ve bu sorgu bu sefer 12 saat sürüyor. Ve yine James hiçbir şekilde ilk ifadesinden geri adım atmıyor. Ama bu noktada James'in kafasında artık bir şeyler değişiyor. Polise kendi rızamla yardımcı oluyorum ve belli ki bunu yapmamalıyım. Beni suçlu olarak görüyorlar diyor. Ve polise bundan sonrasında yardımcı olmayacağını söyleyerek kendisine bir avukat tutuyor. Ama James ne kadar diretirse diretsin, kendisine avukat tutsun hiç fark etmez. Polisler gerçekten James konusunda hala çok şüpheliler. Ve onun kesinlikle bir şeyleri gizlediğini düşünüyorlar. Bu noktada James'i savunan tek bir kişi çıkıyor ortaya. O da 5 yaşındaki kızının annesi Amanda. Amanda'nın söylediğine göre James mükemmel bir insan. Hiçbir şekilde kötü şeylere bulaşmaz, maddeyle hiç alakası olmaz. Tracy'nin başına her ne geldiyse kesinlikle bunun James'e bir ilgisi olamaz. Çünkü o çok iyi, çok merhametli bir adam ve asla bu taraklarda bezi yok. Ama söylediği şeylerin bazıları zaten daha öncesinde James'in suç geçmişinde bulunan şeyler olduğu için Amanda pek de ciddiye alınmıyor. Sadece çocuğunun babasını korumaya çalıştığı düşünülüyor. Cumartesi gününe gelindiği zaman polisler hem Tracy'nin hem de James'in telefon kayıtlarına ulaşmış durumdalar ve sinyal incelemesi yapıyorlar. Yaptıkları bu incelemeye göre normalde salı akşamı Tracy maç izlemeye gitmişti. Çarşamba sabahı saat 7'de
Tracy'nin cep telefonu James'in evinden sinyal veriyor. Bunu fark ettikleri zaman polis ekipleri hemen James'in evine bir arama emri çıkartıyorlar. Eve gittikleri zaman orada yine Tracy ile ilgili hiçbir şey bulamıyorlar. Ama James'i tutuklamalarına sebep olabilecek bazı şeyler buluyorlar. Amanda'nın da asla işi olmaz dediği maddelerden buluyorlar ve bu sayede James tutuklanıyor. James'in tutuklanması birinin cesaretlenmesine sebep oluyor. Bu kişi Rachel. Rachel bir yıl kadar öncesinde James tarafından mağdur edilmiş birisi ve onun tutuklandığını, artık kendisine zarar veremeyecek bir yerde olduğunu duyar duymaz hemen polislere başvuruyor ve Tracy'nin başına kendisine de daha önce gelmiş olan bir şeyin gelmiş olabileceğini söylüyor. Bu da şu. Bir yıl öncesinde Rachel bir bardan çıkıyormuş, eğlenceden çıkıyormuş ve daha sonrasında oradaki kişilerden, takıldığı kişilerden birisi olan James kendisine "aracın var, beni eve bırakabilir misin?" demiş. Ve Rachel de bunu kabul etmiş. Adamın evinin önüne geldikleri zaman James arabadan inip evine gitmek yerine birdenbire ön koltuktaki Rachel'ın boğazına yapışmış. Ve Rachel bir direnme sonucunda arabadan dışarıya çıkmayı başarmış. Ama James de yine onun peşinden gitmiş ve onu yakaladığı zaman darp etmeye başlamış. Bu noktada da sürekli olarak Rachel'a "hayatta kalmak istiyorsan bana direnmek zorundasın" diyormuş. Rachel de gerçekten çok büyük bir savaş vermiş ve en sonunda bağırmalarını duyan birileri sayesinde, o insanların uyanıp dışarı çıkması sayesinde James olay yerinden kaçmış. Ve Rachel da bu sayede hayatta kalmayı başarmış. Aslında Rachel bununla ilgili hemen gidip polislere başvurmuş. Çünkü zaten vücudunun birçok yerinde yaralanmaları var bu olaydan kaynaklı. Darp raporu alıp onunla ilgili şikayette bulunmak istiyor. Şikayette bulunuyor da, ama bir noktada nasıl olduğunu kimsenin anlayamadığı bir şekilde James hiçbir şekilde bu suçla suçlanmamış. Ve bu gelişme sonrasında Rachel da artık bu adama bulaşmamayı, olabildiğince uzak kalmayı tercih etmiş. Bu olayı da unutmaya çalışmış. Ama artık James'in parmaklıkları arkasında olduğunu öğrenince ve Tracy ile de bir bağlantısı olabileceğini öğrenince belki de kızın başına bana yapılan gelmiştir diye düşünüp bunu hemen polislerle paylaşmak istemiş. Polislere bunları anlattıktan sonra polis ekipleri Rachel'ı cesaretlendiriyorlar biraz. Hem Rachel'ın yaşadıklarının bir karşılığı olması için, hem de James'i yine parmaklıklar arkasında tutabilmek için. Bu sayede Rachel yeniden James'e bir dava açıyor. Bu noktada Tracy'nin ebeveynleri Liz ve Joe bunları öğrenince aslında daha fazla yıkılıyorlar. Çünkü herkesin tahmini artık şu yönde: Rachel'ın çıkmasıyla beraber İkisi de aynı şeyi yaşadı. Rachel kurtulabildi ama Tracy muhtemelen kurtulamadı. Bu yüzden kızımızı bir daha asla göremeyeceğiz. Bunu düşünmeye başlıyor aile artık. 10 Haziran'da polis ekipleri James'in sık sık kullandığı bir araziye gidiyorlar. Burası aslında çöplük değil ama James burayı çöplük olarak kullanıyormuş. O yüzden belki de Tracy'yi orada bulamasalar bile eşyalarını bulabiliriz diye düşünüyorlar ve araziyi arıyorlar. Ama buradan hiçbir şekilde bir sonuca varamıyorlar. 13 Haziran'da ise Tracy'nin ailesi, polis ekipleri ve 150 gönüllü toplam 2500 dönümlük bir araziyi aramaya başlıyorlar ve bu birkaç gün boyunca sürüyor. Ama maalesef ki yine buradan da hiçbir şey bulamıyorlar. Daha doğrusu burada şöyle bir şey tespit ediliyor. Bu bana önemli olabilir gibi geliyor. Bu bölgede timsahlar ve yılanlar varmış fazlaca. Yani tahmin ettiğim şey çok korkutucu. Umarım bu değildir ama olabilir. 18 Haziran'a geldiğimiz zaman polisler James'in evinden iki tane bilgisayar çıkartıyorlar ve bu bilgisayarların arama geçmişlerine bakmaya çalışıyorlar. Fark ediyorlar ki burada vampirler, yamyamlar, kendi hayatına son verme, başkasının hayatına son verme, bunu seri olarak yapmak gibi şeyler sık sık aranmış. Yakın zamanda da, geçmişte de. Bu yüzden James'in bu konulara ilgili olduğunu düşünüyorlar ama bunu yine de tam olarak Tracy'nin davasıyla ilgili bir delil olarak kullanma şansları olmuyor. Yani yeterli bulunmuyor. Bu noktada artık herkes Tracy'nin hayatını kaybettiğinden emin ve artık onun bedeninin bulunmasını istiyorlar. Bunun için öncelikle $5000'lık bir ödül konuluyor. Daha sonrasında ailenin, bölgedeki zenginlerin desteğiyle bu ödül $20000'a kadar çıkarılıyor ve 2009 yılından bahsediyoruz. Bu yüzden gerçekten bir bilgi geleceğine inanıyorlar aslında, ümitliler, ama maalesef ki hiçbir şekilde Tracy'nin nerede olduğuna dair bir ihbar alamıyorlar. 22 Ağustos'ta Orange County yetkilileri bir at binişi yapıyorlar. Bunu bir tatbikat için yapıyorlar. Ve gittikleri bölgede ekiplerden birisi bir siyah bot buluyor.
Ve hemen Tracy'nin davası aklına geliyor. Çünkü uzun zamandır zaten bunu araştırıyorlar. Ve Tracy de son görüldüğünde siyah bir bot giyiyordu. Hemen bunu muhafaza ederek yanlarına alıyorlar ve polis ekiplerine teslim ediyorlar. Bu bot Tracy'nin yakınlarına, en yakın arkadaşlarına, ailesine gösterildiği zaman herkes Tracy'ye ait olduğunu söylüyor. Hatta numarası da tutuyor. Ama bu botu bir DNA analizi yapmaya çalıştıkları zaman Tracy ile ya da başka biriyle ilişkilendiremiyorlar. Net tespiti yapılmadığı için bu da yine tam olarak bir delil sayılmıyor. Ama artık bu bölgede belki de başka bir şey bulabiliriz diye düşünüyorlar. Garip olan aslında bu bölge daha öncesinde de incelenmiş. Bu hatırlarsanız 2500 dönümlük bir araziyi aramışlardı. O arazinin içerisinde burası da. Ve o aramada bu botu görmedikleri için belki de gözden kaçan başka bir şey vardır diyorlar. Yeniden bölgeyi arıyorlar. Ama yine bu aramaları da sonuçsuz kalıyor. Hiçbir şekilde orada yine Tracy ile ilgili bir şey bulamıyorlar. Artık Eylül ayının sonlarına doğru gelindiğinde Tracy'nin ailesi kızlarının hiçbir şekilde geri dönemeyeceğine emin oluyorlar. Bunu kabullenmeye çalışıyorlar. Sadece en yakın arkadaşına Tracy'den birkaç hatıra vererek onun odasını tamamen kapatıyorlar. Yani olduğu gibi kalmasını istiyorlar. Kızların anısını canlı tutması için hiçbir şeyine tekrar dokunmuyorlar. Mayıs 2011'e geldiğimiz zaman artık James'in Rachel tarafından açılan davası sonuçlanacak. Ve davanın tüm duruşmalarına Tracy'nin ailesi de katılmış durumda. Artık karar aşamasına gelindiği zaman James'e Rachel davasıyla ilgili ömür boyu hapis cezası veriliyor. Ve herkes aslında buna çok seviniyor. Tracy'nin ailesi de çok seviniyor. Ama daha sonrasında konuşurken şunu da söylüyorlar. Biz onun artık parmaklıklar arkasında olacağından çok mutluyuz. Çünkü Rachel'a ve Tracy'ye yaptığı şeyleri yeni birine yapamayacak. Dışarıdaki kadınlar güvende olacaklar. Ama bu hiçbir şekilde tabii ki Tracy'nin davasında bir etki yaratmayacak. Bunun da farkındayız. Yani kızımızın nerede olduğunu yine öğrenemiyoruz. Her ne kadar ceza alırsa alsın. Ve biz onun bir mezarı olsun istiyoruz. Gidip ona çiçek bırakmak istiyoruz. Onu görmek istiyoruz diyorlar. Şu ana kadar hala Tracy'nin bedeni bulunamadı. Sadece bildiğim kadarıyla bölgeye yakın bir yerde bir kere bir iskelet bulunmuş. Ve bunun Tracy olabileceği, hatta birkaç tane daha bölgeden kayıp var. Onlar da olabileceği düşünülüyor. Ama kızlardan hiçbirine ait çıkmıyor Tracy de dahil. Şu an James cezasını çekmeye devam ediyor. Ama Tracy ile ilgili söylediği her şeyi de tekrarlıyor. Yani hiçbir şekilde onunla bir ilgisi olduğunu kabul etmiyor. Evet, davayla ilgili bilgi kısmı bu kadardı. Benim düşüncelerime gelecek olursak, hatırlarsanız timsahlardan bahsetmiştim. Botun da o bölgeye yakın bulunması bana belki de Tracy'ye bir şey yaptıktan sonra, o hayatını kaybettikten sonra bu timsahlara onu bırakmış olabilir diye düşünüyorum ama bu gerçekten çok korkunç. Ayrıca benim kafamın almadığı şöyle bir şey var. Bunu çoğu suçlu da yaşıyorum. Tracy ile bu adamın ilgisi olduğuna %80 eminim gibi. Ve bana garip gelen şey, mesela yıllar geçiyor aradan. Bu olay 2009'da olmuş. Artık 2023'teyiz. Hiçbir şekilde bu olayla ilgili tekrar bir şey anlatmıyorlar. Yani iradeleri çok kuvvetli. Bir şey hayırsa hayır. Ama bu iradelerini suçun öncesinde kullanamıyorlar. Yani gerçekten çok garip. Sanki hayatta sadece kötü şeyler yapmak zorundayız ve hiçbir şekilde iyiye yanaşmamalıyız gibi bir tabuları var. Çünkü zaten sen ömür boyu hapis cezası almışsın. Bu olayı kabul etsen de yeniden bir idam almayacaksın. Yine ömür boyu hapis cezasında olacaksın. En azından aile kızlarına ne olduğunu bilsin. Ne bileyim, 20 yıl almıştır ve bir umut diye söylemiyordur. Bunu da bir noktada anlarım. Kendi hayatı için bencilliğinden yapıyor derim. Ama sen zaten oradan çıkamayacaksın. Yani artık söyle ve insanlar en azından bir mezara gül bırakabilsinler. Bu gerçekten çok vicdansızca. Böyle Deccal'in çocuğu falan diyorlar ya, bu insanlar gerçekten o insanlar bence. Neyse, daha fazla uzatmayayım. Siz de düşüncelerinizi aşağıya bırakabilirsiniz. Bir sonraki davada, yani yarın görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.